Bismillahirrahmanirrahim Tebbet yeda ebi leheb Ebu lehebin iki eli kurusun Evet niye kurusun Böyle hocam? Böyle beddua ile başlayan başka bir sure hatırlamıyoruz değil yok, mi Ömer Bey? Yok, Sadece evet. bu Ve çok sert bir şekilde başlıyor Tebbet evet. Ta harfinde malumunuz şiddet, şiddet sıfatı vardır sıfatı Çok var. sert vurur yani hı hı. Tebbet yeda ebi leheb Ebu lehebin iki eli kurusun Ve tebbet Ve kurudu da Zaten Gerçi kurudu da. Kurudu. Şimdi malumunuz Ebu Leheb sevgili peygamberimizin öz amcası. Evet. Ömer Bey. Abdülmuttalib'in zaten, oğullarından bir oğullarından tanesi. Birisi, evet. evet. Ebu Talip sevgili peygamberimize ne kadar merhametli idiyse, onu ne kadar korumaya aldı, onu ne kadar sığındırdı, barındırdıysa, ne kadar ona dostluk ve muhabbet bezlettiyse Ebu Leheb tam tersi alabildiğine ona düşman kesildi ya. Hatta rivayetlerde var malumunuz işte meşhur e, akabe bir atlarında değil mi? Hı. O akabe denen yerlerde, panayırlarda, Resulullah işte suyu arkasından, arkasından değil mi? Evet peygamberimiz geliyor insanlara. Ey yuhennas, kulü la ilahe illallah tuflihu. <tüşmeler> Ey insanlar, la ilahe illallah deyin ki kurtulasınız. Allah'tan başka hiçbir ilah, hiçbir mabut yoktur. Allah vardır sadece tapılacak, ibadet edilecek. Deyin de kurtulun dediğinde hemen arkasında bitiyormuş. Diyormuş ki yahu ben bunun amcasıyım. Bu benim yeğenim. Hı hı. Bu ne dediğinin farkında değil haşa haşa. Bu böyle halüsinasyon görüyor. Hı hı. Bu saralı, bu mecnun, cinnet geçirmiş, cinlenmiş bu, dellenmiş. Bunun dediklerine siz bakmayın ben bunu sizden daha iyi bilirim haşa. Düşünebiliyor musunuz yani? Bir amcaya, amca baba yarısıdır malumunuz, evet. geliyor yeğeninin arkasından onun bütün bir birikimini, bütün bir kazanımını bir anda ne Boşa yapıyor? Boşa ediyor Şimdi tabi e, surenin sebebin üzülü sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Ömer Bey. Peygamberimize ayet gelince Tabi billah Tabi farklı burada şeyler var ama hepsi hı hı. burada buluşuyor. Genelde ön plana çıkan sebebi nüzul olarak. Ve enzir ashiretike alaqrabin. Peygamberim en yakın aşiretini korkut. Aşiret, değil mi? Aşere kökünden hı. gelir on. Genelde oymak işte böyle 10 kişilik yani daha fazla olur da yani en Yani yakın akraba çevrenden başlar değil, değil mi? Kesretten kinaya hı hı. işte ondur, 20'dir vesaire. Sana en yakın olan aşiretini oymağını uyar, korkut. Çünkü en yakınından başla ki onlar seni kabullensin ki artık civara doğru açılasın. Evet. Çünkü bu önemli Ömer Bey. Sizi yakınlarınız tasdik etmedikten sonra, Başkası benimsemedikten sonra bunu başkasından bekleyemezsiniz. Önce yakın desteğe ihtiyacı var insanın. Onun için bu tabii bu doğal kurala uygun olarak Yüce Rabbimiz peygamberimize emretti. Peygamberim en yakın akrabalarını inzar ile başla bu işe. Uyarmakla başla. E ince, o dava adamı durur mu? Derhal Safa tepesine çıktı hı hı. ve Ya sabaha diye bağırdı. Bu nida, bu ifade malumunuz yani Arap örfünde yani ey sabahçılar, ey erkenciler yetişin. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız demektir. Bu sıradan bir şey değil, değil, değil mi? Aynen. Hani gemiler SOS verir ya evet, tabir caizse. Evet, evet. Bu da bir tür SOS gibi bir şey. Bu her yani. gün olan bir şey değil, değil. değil mi hocam. Çok istisnai bir durum. Hı hı. Zaten bunu hemen e, duyan bütün akrabaları en başta peygamberimiz çevresindeki bıraktı. bıraktı ve derhal koştu. Hı hı. Biliyorlar çünkü bu her zaman denecek bir şey değil. Hı hı. Ya sabaha diyorsa birisi orada kritik bir durum var. Hı hı. İstisnai, anormal bir durum var demek. Derhal bu çağrıya icabet, icabet etmek, etmek gerekiyor. Gittiler. Ne oldu? Ne var? Niye bizi topladın? Baktılar. Resulullah Efendimiz Safa evet, Tepesi'nde tepeye evet, çıkmış. Malumunuz bir veyette oymakları teker teker sayıyor orada. Ey Abdümenaf oğulları, ey Lüey oğulları, ey Fihr oğulları diye. Hı hı. Ee, ben size desem ki şu tepenin arkasında bir düşman süvarisi var. Size sabahleyin ya da akşamleyin baskı yapacak. Baskın yapacak. Bana inanır mısınız? Burası ilginç Ömer Bey. Dediler evet. ki evet. Ma cerrabna aleyke şey'en. Kizben. Ma cerrabna aleyke kizben. Bu müthiş bir şey. Biz şimdiye kadar senin hiçbir yalanını tecrübe etmedik. Evet. Ya bu müthiş bir şey ya. Ayrıca Düşün kendisinin mi? doğru sözlü biri olmasına değil değil vurgu yapmayı mi? E, gerektirmeden değil, değil mi? mi? Karşı taraf değil peygamber, mi? peygamber şey efendimizin. Ya. Hiç ya. o güne kadar ya. ağzından yalan, kelam, sadır ya. olmadığını ya. tasdik ediyor. Ya. Bu kolay bir şey ya. değil hocam. Sen ne diyorsun? Ömer o zaman Bey hani ya. peygamberin o... misyonunu üstlenen ha? Evet, bizler başta çuvaldızı kendimize ha, doğru yönlendirelim. Aynen öyle Ömer Bey. O zaman ağzımızdan çıkan çok e, her sözün Allah olsun. içermesine, doğru aynen. olmasına, asla yalan söz çıkmamasına. Öyle. buna dikkat, dikkat etmeliyiz. Mümin yalan söylemez Ömer Bey ya. Bu, bu yalan çok berbat bir şey, çok evet. çirkef bir şey. Sevgili seyirciler, Tebbet suresini konuşuyoruz. Resulullah Efendimizin e, amcası Ebu Leheb ile bir tartışma yaşamasından önceki o hadiseyi hocamız e Anlatıyor idi. Ben e, sözünü balla keserek araya girdim. Orada kavmenin, oraya toplanan insanların Resulullah Efendimiz'in e, çağrısına verdikleri bir cevap var. Ya müthiş e, bir diyorlar şey. Diyorlar ki biz senden, ağzından hiç yalan bir şey duymadık. Ya. Sizden, senden hiç yalan tecrübe etmedik. Dolayısıyla ne söylüyorsan Kabile bunun hazırız. doğruluğuna güzel o inanırız. Demekti. Biz hazırız demiyor. Aynen. Aynen. Evet sonra ne oluyor hocam? Sonra işte peygamberimiz bu cevabı alınca buyurdu ki fe inni nezirun lekum beyne yaday azabun O halde beni dinleyin. Ben önüm sıra şiddetli bir azaptan dolayı sizi uyarıcıyım. Evet. Ahiretteki şiddetli bir azaptan ötürü sizi uyarıcı olarak geldim. Yani hı. peygamberliğimi tasdik edin. Hı hı. Eğer beni doğrulamaz, nübüvvetime inanmazsanız ahirette şiddetli bir azap sizi bekliyor. Dolayısıyla Müthiş. bir kimlik açıklaması değil yapıyor, yapıyor değil mi Tabii, peygamberimiz hocam? Nezi... Benim, vazifesini açıklıyor. Ya evet, benim vazifem bu diyor, bana bir vazife verildi, bir misyon verildi. Ben sizin için bir uyarıcı gönderildim. Ebu Leheb ne dese beğenirsiniz. Hemen oradan kalktı. Tebbenlek. Elihaze deavtene. Elihaze cemaatene rivayetlerde. Haşa helak olasın, kahrolasın şuna bak ya bunu bizim Elin kolun bunun için kurusun. mi diyor bizi topladın bizi diyor, bunun değil mi? için mi çağırdın bunun için mi topladın halbuki bundan daha Aman önemli ya bir bak, hakikat ya. var mı ya ya ne ya, kadar ya. böyle aşağılayıcı değil, değil mi? mi ya ya ve ya, bir de bütün insanların ya. önünde. He, Bütün insanların önünde demoralize etmek ne demek evet. Ömer Bey? Ve bu sizin değil mi? Canınız, ciğeriniz, kardeşinizin oğlu evet, ya. Evet. Siz bunun amcasınız. Babası makamındasınız. Ba, tabi öyledir yani. Amca bu malumunuz. Amca asebedir. Evet. Babanın olmadığı yerde mirasa otomatikmen girer. girer. Asebe sıfatıyla tabi. Dolayısıyla tebben diye bir ifade kullandı orada. Tebbenlek. Evet. Rabbimiz kürası. ona cevap veriyor değil i̇şte mi hocam? İşte ona cevap Bak tebbenlek öyle olmaz, böyle olur. Tebbet da ebi leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. İki eli birden kurusun. İki eli birden kurusun. Ne demek bu? Tabi önce şu Ebu Leheb ismine bir girelim kıymetli girelim. seyircilerimize. Ebu Leheb'in asıl ismi bu değil Ömer Bey evet. malum. Esas ismi Abdül Uzza'dır. Evet. Onların putları var. Lat, menat, uzza. Ki onlar da hep böyle maklup çevrilmiş ifadelerdir. Yontulmuş ifadelerdir. Uzza'nın kulu anlamında Ebu Leheb'in ismi. İslam'dan önce böyle isimler konuyordu evet, değil mi hocam? Evet, tabii, tabii. Hatta bu bir şerefti. Gibi. Hatta şerefti aynen. Değil mi? Evet. Niye Ebu Leheb dendi? Bu bir rivayette onun diyor künyesiydi diyorlar. Yani burada Rabbim künyesiyle onu zikretti. Hı hı. Künyeyle zikretmek Ömer Bey bazen şeref içindir, bazen aynen. de tam tersine onu terzil etmek içindir, aşağılamak içindir. Burada aşağılamak için geldi. Evet. Niye Ebu Leheb dediler? Leheb, alev demektir. Ebu Hı -hı. Leheb, alevin babası. Hı -hı. Alevli anlamında. deniyor ki yanakları kırmızıydı. Hı -hı. Yani al aldı. Yani görünüş itibariyle, görünüş itibariyle bir böyle demevi, kanlı vardır. canlı evet. bir adam. Böyle semiz. Ve hem de güzelmiş, yakışıklı bir adammış, hı hı. dolgun bir adammış hı hı. diyorlar. Yahut kızdığı vakit, galeyana geldiği vakit yanakları kıpkırmızı olurmuş ondan dolayı. Fakat e, pek çok alemin dediği gibi bu malumunuz aslında terşehi bir isimdir. Yani evet. istiareyi i dediğimiz, yani kendisinden istiare edilenin lazımını taşıyan, olmazsa olmazını taşıyan bir sıfat olarak ateşe girecek ya alevli cehenneme girecek ya onun için Ebu Leheb ünvanı verildi ki alevli ateşin babası anlamında. Evet, evet. Yani Kur'an bu ismi buna verdi. Evet. Bu manada. Üstelik çok erken dönemde değil mi evet, hocam? Resulullah evet, Efendimizin? Mekke döneminde daha tebliğinin daha başı, daha başı daha ve evet, amcasıyla evet, yaşadığı bu sorun evet, ilahi kelamın evet, konusu haline konusu haline geliyor evet, evet. Ebu Leheb denen o kişi var ya onun iki eli kurusun. Ne demek iki el? Elleriyle yani? bir şey yapmış mı Peygamber evet. Efendimiz hocam? Hatta bir rivayette Değil Ömer mi? Bey malum. Bu da başka bir rivayet. Peygamberimiz Kabe'de namaz kılarken kendisine taş atmaya yeltenmiş. Hatta bir yığın taş getirmiş beraberinde. Böyle ceplerini doldurmuş. Rivayette var. Diyor ki ne zaman taş atmaya... Tevessül etse, Ebu Ebubekir peygamberimizle onun arasında gözüküyor. Belki bu da bir mucize. Evet. Hatta diyor sonradan ya diyor ne zaman diyor taş atacak olsam aramızda seni görüyordum diyor. Ebu Bekir de malum yani. Bu kadar şiddet bir evet, e, düşmanlığı bir var değil mi düşünebiliyor musun? Yeğenine, evet. bu kadar ya, aslında ya. yeğeninin şahsında, Resulullah Efendimizin şahsında Rabbimiz Teala'nın mesajına bir aynen, düşmanlığı var. Aynen değil öyle. İslam'a bir düşmanlık, i̇şte. Kur'an'a bir düşmanlık var. Sen geldin bizim tabiri caizse ağız tadımızı bozdun. Dayalı döşeli düzenimizi mahvü perişan ettin. Atalar dinini züğrü zeber ettin. Sen ne biçim adamsın ya? Sen niye törelere saygı duymuyorsun? Haşa, haşa, haşa. Çok böyle malum şeyler var. Evet. Ee, belki onu kafirun suresinde göreceğiz. İnşallah ilerleyen programlarımızda peygamberimize bazı aracılar göndermeleri, bazı işte tekliflerde bulunmaları ki hepsi birbirinden saçma, birbirinden komik. Bu iki eli kurusun derken Ömer Bey malumunuz bazıları diyorlar burada temsili bir anlatım söz konusu. Evet, evet, i̇şari evet. bir anlatım söz konusu. İki eli kurusun demek yani hem dünyası hem ahireti mahvu perişan olsun. Evet. Allah Allah. Elinin biri dünyayı temsil ediyor. Öbür eli de ahireti temsil evet. ediyor. Yani dünyada da ahirette de umduğunu bulamasın. Evet. Fevzu necat bulamasın. Kahru perişan olsun. Mahvolsun. Evet. Mahvolsun gitsin anlamında. Ve tebbe. Ve öyle de oldu. Ve kurudu. Hı -hı. Orada tebbet geldi. müennes, yani feminel yapı. Burada tebbe geldi. Tebbe Niye? Geldi. Şimdi harcım? burada iki görüş ön plana çıkıyor ki ben zayıfından başlayayım. Ee, zayıf olan görüşte diyorlar ki fasılaya ayet. Evet. Hani ayetlerin sonu çünkü hep kalgıla haflere bitiyor, bitiyor ya evet. onu da hatırlatalım gene. Bakın bu surenin şiddeti Ömer Bey. Evet. Bu surede fonetik bir şiddet var. Evet. Tokatlayarak başlıyor. Evet. Tebbet. Evet. Kahrolsun, perişan olsun, mahvolsun. Umduğuna nail olamazsın. Hep kaybetsin. Dünyada da ahirette de husrana uğrasın. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbet ba değil mi evet. ma ana anhumaluhu ve ma keseb o da ba geldi evet. sayas la nar zata bakın bağlar geldi. peş peşe ve muraatu hammalati al hatab geldi mi bir bağ daha en sondaki farklı <laughs> <laughs> fi jiha <cidihâ> hablum min masad galgalahf lehab fasına Fasılaya riayet çünkü Kur'an'da Mekki surelerde ses uyumu önemli Hı. bundan ötürü diyorlar tahas ve dildi tebbe geldi ön plana çıkan görüşe göre ise Bu ikinci birinci görüş, değil evet, evet ikinci görüşü diyoruz kıymetli seyircilerimize ve ön plana çıkan budur. Hüsnü kabul gören budur, ortak kabul budur. Birinci tebbeti müennes olması el kelimesini evet. betimlediği için Hı. Arapça'da dişi ve erkek kelimeler vardır. Fransızcada da vardır. Evet. İngilizcede çok azdır malum. İşte he, she gibi evet. değil mi? Erkeğe hi zamiri gönderir, bayana she zamiri gönderir. İkisi de o demektir malum. Hı -hı. Arapçada bu çok yoğundur malum. Hı -hı. İşte masculine kelimeler, feminine ke kelimeler malum. Erkek kelimeler, dişi kelimeler. Eril ve dişil, değil evet. mi öyle deniyor. Şimdi el dişil ke kelimelerden, nesnelerden evet. olduğu için Hı -hı. tebbet geldi. Hı -hı. İki eli kurusun Ebu Leheb'in. Ve tebbe o ikinci tebbe ise zatından kinayedir. Yani zatını betimliyor kendisi, kendisi. Ebu Lähbin bizzat, bizzat kendisi, kendisi müzekker, maskülün olması hasebiyle de o da maskülün geldi ve tebbe Hı -hı. ve kendisi de zaten kahr oldu. Aslında bakın henüz daha olmadı, değil mi? Bu ahirette olacak. Evet. İşte biz buna tahakkuku vukuuna binaen diyoruz. Bazen Kur'an'da mazi sigalar, geçmiş sigalar gelecek i̇şte, manasında kullanılır. Evet. Niye böyle hikmeti ne esprisi? Tut ki oldu. Yani sen artık bittin Ebu Leheb. Evet, bunu Değil olmuş mi, bil yani. Olmuş bil bunu güzel. Evet. Değil mi ki sen benim peygamberimi orada demoralize ettin. Milletin içinde öyle hakaretler yağdırdın. Kolay mı yani he, bunu? Sen bittin Ebu Leheb tabir evet. caizse. Artık senin işin bitti. Hı hı. Sen dünyada da kaybettin, ahirette de kaybedeceksin demektir. Ve tebbe ve kurudu da helak oldu. Ma agna ve ma kesep. Birinci manada bu ma'i nafiye yani olumsuzluk edatıdır. Evet. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandıklar. Hı hı. Bazıları derler ki oradaki ve ma kesepte bir mana kesbettikleri kazandıklar oğulları Kast edildi. Hı hı. Üç tane oğlu vardı kelli felli. Hı hı. Hani Araplarda malum oğullarla Önemli ölme, bir şey. iftihar etme. Tabii tabii ne kadar arkanız güçlüyse tabiri caizse o kadar borunuz fazla öter. Yani, cahiliye döneminin geleneği evet, bu. Eli kılıç tutan Heh. arkanızda ne kadar destekçiniz Adam varsa, varsa gücünüz o kadar, o kadar. fazla. Aynen. Hep fiziki güce dayanıyordu evet. Ömer Bey. Maddi güç. Çünkü zaten malumunuz cahiliye döneminin bir şeyi vardır. Bilirsiniz alimler onu öyle formüle ederler. Men evet. azze bezze. Yani güçlü olan parsayı kapar. Evet. Kim güçlü ise pastayı götürür. Gücün de ölçtü ne hocam? İki şey. İki bir şey. Mal yani mal. sahip Heh. olunan maddi, maddi üstünlükler. Maddi üstünlükler bir de oğul. Evet. Taraf taallukat, Hı -hı. akraba. Aynen Hı -hı. öyle. Hı -hı. Artık o ona kimse dokunamaz. Hatta kabileler ne yapıyorlar hocam? Eli e, silah tutan, e, kılıç tutan erkeklerinin sayıları ile mümasil olarak biri diğerine üstünlük taslıyor. Hatta zürtümül mekabir. Aynen. Ta değil mi? kabirde yatanları saymaya <laughs> değil kadar mi? gidip kabirleri iş bile, gidiyor. Ya, orada yatanları bile evet. rahatsız ettiniz. Gelecek inşallah. Bu hocam ama şey yani sevgili seyircilerimize de onu hatırlatalım. Bu e, eski kabilelerde, göçebe kabilelerde e, güce dayalı bir e, tavsif, güce dayalı bir sınıflandırma güce dayalı, Aynen. maddi güce dayalı bir e, hiyerarşi bu kaçınılmaz bir şey. Aynen. Zira e, güvenlik ön planda. Aynen. Yani e, düzenli orduları yok malum. Herhangi bir saldırı karşısında karşı koyabilecek güçte insanların sayısı ne kadar fazlaysa Güzel. bir toplulukta, bir kabilede gücü de o kadar fazla. Aynen öyle. O zaman Kur'an'ın indiği dönemde Kureyş'in hocam Güçlü olması Tabii. E, şu manaya gelir. Güzel. E, affınıza sığınarak bunu da ifade edelim. Sevgili seyirciler Kureyş suresine gelince de zaten buna değineceğiz ama şimdi sırası gelmişken atıfta bulunalım istedik. Aha. Bir kabilenin gücü o kabilenin birikimleriyle maddi birikimleriyle Aynen. ve o kabilenin herhangi bir saldırı anında karşı koyabilecek eli silah tutan erkekleriyle Aynen. ölçülüyor. Aynen. Kureyş kabilesi evet. eli silah tutan erkekler bakımından diğer kabilelerden daha güçlü, Aynen. ondan dolayı Güzel. bu güç ortaya çıkıyor. Aynen. Ebu Leheb'in de siz buyurduğunuz evet. üç tane eli silah tutan oğlu, oğlu var. var. Aynen. Bu oğullarına Gönlük. güvenerek değil mi? Resulullah Efendimizin sistemine, dinine, Rabbimiz Teala'nın ona verdiği vazifeye, peygamberliğe Güzel. karşı çıkıyor. Aynen